Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde geçen gün konu anlatımını yapmış olduğumuz tam sayılar nedir, sayı doğrusunda nasıl gösterilir, mutlak değer ve sıralama kısmının çözümlü örneklerini yapacağız sevgili gençler. Soruları genelde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım testlerinden seçtim. Birlikte Milli Eğitim Bakanlığı bizden ne istiyor bunu test edip kendimizi ölçeceğiz. Tabii başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone değilsen, aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone oluyorsun. Yanındaki zil tuşuna basarak bildirimini açabilirsin. Ayrıca videoyu beğenerek, yorum kısmında fikirlerini belirterek bize destek olabilirsin. Hadi, kalemini kağıdını hazırla. Soruları birlikte çözeceğiz. Önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Evet ilk sorumuz geçen konu anlatım videosunda sorduğum bir soru bölümündeki soru sevgili gençler çalışma sistemimiz şöyle çözüm örnekleri şöyle yapıyoruz her sorudan önce 5 saniye bekliyorum siz videoyu durduruyorsunuz soruyu çözüyorsunuz sonra da birlikte kontrol ediyoruz şimdi tüm soruları önce siz çözün sevgili gençler sonra benden kontrol edin bakalım kaç tanesini doğru çözeceksiniz hadi başlıyoruz <laughs> Evet ilk sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Sıralama sorusu, karşılaştırma sorusu. Burada gördüğümüz işaret mutlak değer anlamına geliyordu. Bakın sevgili gençler yukarı içeride mesela eksi 2 varsa dışarıya pozitif olarak çıkarıyordu. İçeride pozitif bir sayı varsa yine pozitif olarak çıkarıyor. Yani içerideki sayı ne olursa olsun dışarıya pozitif olarak çıkıyordu. Bakıyoruz. Mutlak eksi 13 diyor. Bu normalde kaça eşittir? Normal 13'e eşittir. 13 sıfırdan büyük mü? Evet, doğru. Artı 5 eksi 10'dan büyüktür diyor. Artılar her zaman büyüktür, doğru. Eksi 12 eksi 18. Bak neydi? Eksiler ters sıralanır. Eksiler ters sıralanır. Eksiler ters sıralanırsa o zaman eksi 12 eksi 18'den normalde küçükken ters olduğu için büyük diyeceğiz. Bu da doğru. Sonuncusu mutlak eksi 100 yüz, artı 100'e eşittir eşittir eksi 100 diyor. Artı 100 yüz, eksi 100'e eşit mi? Değil. O zaman bu yanlış diyoruz. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Yine durdurup çöz bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifade edilen tam sayının işareti diğerlerinden farklı? Bakalım bir dalgıç deniz seviyesinin 20 metre altında. Deniz seviyesi 0 kabul ediyorduk. Burası 0. Yukarısı pozitif. Aşağısı negatifti. Eksi 20 olacak. Buraya yazalım. Eksi 20. İkincisi otopark zeminin iki kat altında yine aynı mantıktan eksi ikinci kat. Bu alışverişten 10 lira kar ettim. Kar pozitiftir. Artı 10. Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derecedir. Sıfırın altında olmak negatiftir. Eksi 5. Bize pozitif olanı yani diğerinden farklı olanı soruyor. Cevap C şıkkı olacak. Evet ikinci sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım testlerinden aldığımız bir soru. Buyurun çözün bakalım. Eksi 3'ten büyük artı 4'ten küçük kaç tane tam sayı vardır? Yani eksi 3 ile artı 4 arasındaki sayıları sor. Bak eksi 3 burada durur değil mi? Hatırlayın sayı doğrusunu. Burası eksi 3 olsun. Ben sağa gittikçe sayılar büyüyecekti. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Böyle gidiyor ya. Biz hangi aralığı arıyoruz? Eksi 3'ten büyük olanlar şuralar. Artı 4'ten de küçük olanlar yani şurasını diyebiliriz. Kaç tane diyordu? eksi 2, 2, 3, 4, 5, 6 adet olduğunu görüyoruz. Hem de sayı doğrusunu bir daha hatırlamış olduk. Evet tam sayı soruları gerçekten çok da zorlanacağınız sorular değil sevgili gençler. Yine bir sayı doğrusu sorusu. Buyurun çözüm bakalım. Kareli kağıtta verilen sayı doğrusuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İsterseniz sayıları biz önce bir bulalım mı? Bak şimdi burası ise hemen yana geldiğinde artı 1 artı 2 artı 3 diye gitmesi gerekiyor. O zaman k artı 1. L artı 3. sola doğru giderken eksi 1, eksi 2, eksi 3. Yani m eksi 2, n eksi 3. Artık şıkları kolaylıkla yapabiliriz. K 1 mi? Evet. L 3 mü? Evet. Bu arada bunlar doğru. Biz yanlış arıyoruz. M eksi 2 mi? Evet. N eksi 4 demiş. Yanlış demiş. Evet. Dördüncü sorumuz. Buyurun bakalım. Sayı doğrusunda m ve n tam sayıların arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bak şimdi ben sayı doğrumu çiziyorum. Artı 7 falan eksi 9 diyor. Hepsini tek tek bulmak biraz zor olacak ama arasındaki mesafe deyince ne anlama geliyor? Önce bir onu bir belirleyelim Bak 1, 2, 3 eksi 1, eksi 2, eksi 3. Mesela eksi 3 ile artı 3 arasındaki mesafeyi sorsa ne dersin? Bak 1 bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim, 6 birim bak. Eksi 3 ile 3 arasında 6 birim var. Bunu nasıl buluyorsun? Eksi 3'ten 0'a kadar 3. 0'dan buraya kadar da 3. Topluyorsun 6. Aynı mantıkla çözeceğiz. Bak şimdi. Eksi 1 ile artı 7. Şimdi eksi 1'den 0'a kadar kaç birim gideceğim? 1. Bir. Artı 7'den 0'a bu tarafa doğru 7. Topladım 8. Bana 6 diyordu. Bu 8 yanlış. Eksi 4'ten 0'a 4. Artı 3'ten 0'a 3. 3 artı 4 7 oldu. Bu da olmadı. Eksi 9, eksi 3. Bak her ikisi de eksi olduğu için buna dikkat. Bunu da tekrar yapalım bak. Eksi 3 burada. Eksi 9 burada. Şimdi normalde 0'ın bu tarafında olsaydı sayacaktık. Ama bu sefer her ikisi de eksi olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Bak eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3'e geldik. Bak ikisi de aynı tarafta olduğu için bunları birbirinden çıkarabilirsin ya da sayabilirsin. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben tabii fazla yazdım çünkü eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi... Yazarsan bulabilirsin. Bak bir daha göstereyim bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Bu şekilde bulabiliyoruz. Cevap C şıkkıymış. Eksi 10 ile eksi 2 arasında. Eksi 10 her ikisi aynı tarafta olduğu için 10'dan 2 çıkar. Bunlarda da 8 birim var dersin. 1 eksi 1 artı olunca kolay. İkisini de sıfıra yaklaştırıyorsun topluyorsun. Ama aynı tarafta olursalar birbirinden çıkarıyorsun. Tamam mı? bu tarz soruyla karşılaşırsan bu şekilde çözebilirsin. Evet 5. sorumuzda da hangisi doğrudur diyor. Bunlar çok dikkatli olmanız gereken sorular. Her şıkkı çok dikkatli olarak çözün. Çünkü bir tanesini yanlış yapınca şıklarda yanlış işaretleme yapabiliyorsunuz. Buyurun bir deneyin bakalım. Evet ilk soru mutlak değerle ilgili diyor ki tam sayıların mutlak değerleri daima pozitiftir. Az önce mutlak değeri anlattım. Ne demiştik? Bakın mutlak değer içinde bir sayı yazınca dışarıya her zaman pozitif çıkıyor. Artı 3 yazsan yine pozitif. Yani sayının gerçek değeri doğru. Negatif bir tam sayının mutlak değeri kendisinden küçüktür. Bak şimdi. Eksi 2'nin mutlak değerine 2 dedik mi? 2 mi büyük? Eksi 2 mi? 2 büyük. Yani burada mutlak değeri kendisinden daha büyüktür. Bu ifade Yanlış. Çünkü bir defa negatif sayının mutlak değeri pozitif oluyor. Negatif pozitiften büyük olamaz. Son soru. Negatif sayılar küçüldükçe mutlak değeri büyür. Bir deneyelim. Bak eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 diyor. Sayılar küçüldükçe ne, ne demek? Bak eksi 2 mi küçük eksi 5 mi? Eksi 5 daha küçük yani buralar daha küçük. Gitgide büyüyor. Şimdi bu tarafa gittikçe küçülüyor. Mutlak değerlerine bakalım. Eksi 5'in mutlak değeri 5. Eksi 4'ün mutlak değeri 4. 3, 2. Bak sayı küçüldükçe mutlak değeri büyüyor. Bakın 2'den 5'e gittik. Demek ki bu ifade doğru diyebiliriz. Bu da doğru olduğuna göre 1 ve 3 yani C şıkkı doğru diyoruz. Evet 6. soruya geldik. Yine bekliyorum buyurun. K sayısının mutlak değeri 3'ten küçük olduğuna göre. Bak şimdi K'yı mutlak değer içine alıyorum ve küçüktür 3'ten diyorum. K'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi ben şimdi şu, şunu düşünüyorum. 3'ten küçük olan sayılar nelerdir? 2, 1 ve 0'dır değil mi? O zaman eksi 1 de küçüktür ama eksi 1'in mutlak değerini alsan yine 1 olacağı için olmuyor. Hatta şöyle tek tek K'ları yazalım mı? Olabilecek ihtimali. Küçük olacağı için mutlak 2 olabilir dışarıya 2 diye çıkar. Mutlak 1 diye olabilir 1 diye çıkar. Mutlak 0 olabilir 0 diye çıkar. Mutlak eksi 1 olabilir. 1 diye çıkar. Hala 3'ten küçük bakın. Mutlak eksi 2 desem 2 olur. 3'ten küçük mü? Evet. Mutlak eksi 3 desem 3 diye çıkar. 3'ten küçük mü? Değil. 3'e eşit. O zaman eksi 3'ü alamam. Bu taraftan da mesela artı 3'ün mutlak değerini alsan 3 oluyor. Yine 3'ten küçük olduğu için 3'ten küçük olmadığı için bunu da yine eledik. Bak şimdi demek ki 3 ve eksi 3 olmuyor. Onların arasındakileri alabilirim. 1, 2, 3. 4, 5. 5 farklı değer alabilir. Bunlar arasında hangi sayılar var? 2, 1, 0, eksi 1 ve eksi 2 diyoruz. Evet bir soru daha çözüyoruz. Soru 8 değil tabii ki. Soru 7. Soru 7'ye ne oldu hocam diyebilirsiniz. Soru 7. Soru 7'yi çözdüğümüz soruyu tekrar yazmışım fark etmedim. Şimdi bu soruyu durdurup çözün bakalım. Kaç tanesinin eksi 4'ten küçük olduğunu soruyor. Sıralamayı biliyorsak yaparız rahatlıkla. Buyurun. Şöyle desek mesela x 4'ten küçük sayıları önce bir kendimiz yazalım mı? Mesela -5 olur. -6, -7, -8, -9 diye gider. Bundan sonra devam eden bütün sayılar -4'ten küçüktür. Hemen inceliyorum. Bak -7 -4'ten küçüktür. Olur. 0 pozitifle negatifin ortasındadır. Yani negatiflerden büyüktür. Artılar daima büyüktür. O zaman artıları eleyelim. -3 -3 nerededir? Bakın buradadır. Onun için eksi 3 eksi 4'ten büyüktür. Bunu da alamam. Eksi 21 bu taralarda bir yerde alabilirim. Ne bulduk bir sürü vardı. 1 ve 2. Yani 2 tane bulduk. Evet sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. En azından konuyu hatırlamanıza yardımcı olmuştur. Kaç tane doğru yaptığınızı benimle aşağıda yorum kısmında paylaşmanızı istiyorum. Ayrıca konu isteklerinizi ya da video hakkındaki görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Şimdi ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.